gitsin lütfen. Lütfen otobüsümüze yaklaşmıyoruz. Hoş geldin Alanya! Nasılsın? Harikasın bugün Alanya! Sizce kim geldi? Duyamadım. Ekrem! 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 Harikasın Alanya! Şöyle bir Türk bayraklarımızı havada görmek istiyorum. Var mı? Bayrağını havaya kaldıramayan var mı? Hemen yanımızdakini bir uyaralım. Sen de bayrağını kaldır diye. Gelincik tarlasına döndü burası. Alanya'nın güzel insanları, güneş gibi insanları, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Birazdan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ekrem İmamoğlu. Sizleri selamlamak üzere Millet İttifakı İl Başkanlarımızı davet etmek istiyorum. CHP İl Başkanımız Nuri Cengiz. Deva Partisi İl Başkanımız Selda Öner. İyi Parti İl Başkanımız Afşin Karacan. Gelecek Partisi İl Başkanımız Mevlüt Demir. Saadet Partimizin İl Başkanı Ramazan Düzen. Demokrat Partimizin İl Başkanı Mahmut Çil. Hep birlikte sizleri selamlayacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti milletvekillerimizi sahneye alıyoruz. Tüm belediye başkanlarımızı alana alıyoruz. Akseki Belediye Başkanımız İbrahim Özkan, Aksu Belediye Başkanımız Halil Şahin,
Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel, Elmalı Belediye Başkanımız Halil Öztürk, Finike Belediye Başkanımız Mustafa Geyikçi, Gazipaşa Belediye Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz, Gün Doğmuş Belediye Başkanımız Mehmet Özeren, İbradı Belediye Başkanımız Serkan Küçükkuru, Demre Belediye Başkanımız Okan Kocakaya, Döşemealtı Belediye Başkanımız Mimar Turgay Genç, Kaş Belediye Başkanımız Mutlu Ulutaş, Kemer Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu, Kefez Belediye Başkanımız Avukat Hakan Tütüncü, Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen, Korkuteli Belediye Başkanımız Ömer Niyazi İşlek, Kumluca Belediye Başkanımız Mustafa Köleoğlu, Manavgat Belediye Başkanımız Şükrü Sözen, Muratpaşa Belediye Başkanımız Ümit Uysal, Serik Belediye Başkanımız Enver Aputkan. Belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize, milletvekili adaylarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onlar için kuvvetli bir alkış alabilir miyim lütfen? Kendilerini alkış... Bütün meydanın ıslıklarını duymak istiyorum ama çok güçlü. Ben üç deyince. Bir, iki, üç. Daha, 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 daha. Daha, daha, daha. Şimdi sizleri selamlamak üzere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceği huzurlarınıza davet ediyorum. Gençlerimiz, eller öpülesi hanımefendiler, sevgili yoldaşlarım, sevgili Alanyalılar,
Hepinizi şahsım ve Antalya'mız adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Böylesi güzel meydanı dolduran sizlere şükranlarımı sunuyorum. 31 Mart 2019'da Gazipaşa'dan Kaş'a kadar hep birlikte çalışacağımızı, ortak akılla Antalya'mızı yöneteceğimizi söylemiştik. Tam 4 yıl geçti. Dedim ki öncelikle bizi aday edenlere teşekkür ettim. Sonra da oy verenlere teşekkür ettim. Ve daha sonra oy veren vermeyen bütün vatandaşlarımızın emrinde olacağımı söylemiştim. Şimdi az önce anonsta da duyduğunuz gibi Gazipaşa'dan Kaş'a kadar hiçbir belediye başkanımızın partisine bakmadan anonsta ettiler. İşte biz Antalya'mızı kimseyi ötekileştirmeden hep birlikte yönetiyoruz. İnşallah bundan sonra da yine sizlerle beraber Gazipaşa'dan Kaş'a, Antalya'dan Edirne'ye, Kars'a tüm yurdumuzu hep birlikte inşallah altılı ittifakımızın kıymetli genel başkanlarıyla bugün de burada 13. Cumhurbaşkanımızın selamlarını getiren İstanbul Belediye Başkanım, 13. Cumhurbaşkanı Yardımcım, mevkidaşım, dostum, arkadaşım bugün Alanya'da sizlerle beraber. Alanyalı'nın da, Antalyalı'nın da ülkenin sorunlarını hep birlikte inşallah aşacağız. Şimdi tabii sabırla Sayın Ekrem İmamoğlu başkanımızı bekliyorsunuz biliyorum. İnşallah 14 Mayıs'ta sizlerle beraber birleşe birleşe kazanacağız. Baharları getireceğiz. Baharlar gelecek. Her şey çok güzel olacak. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hepinizi seviyorum. Coşana gider. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ekrem İmamoğlu geliyor. Çok teşekkürler.
Muhteşem bir manzara bu. İtiraf ediyorum, Alanya'ya ilk kez geldim. Aslında bugün bir hayalim gerçek oldu. Kitaplarda okuduğum ve çok özendiğim, ne zaman giderim diye düşündüğüm Alanya'da rüyalarım gerçek oldu ama ben böyle bir rüya gerçekliği görmedim. İyi ki varsınız. Muhteşemsiniz. Hem önümde kocaman Alanya Kalesi, o Kızıl Kale, hem de önünde burada on binlerce Alanyalı beni karşılamaya gelmiş. Ben Alanya'ya öyle borçlandım ki çok çalışacağım sizin için. Çok, çok, çok. Sevgili Alanyalılar, kıymetli vatandaşlarımız, güzel hanımefendiler, güzel anneler, güzel teyzeler, ellerinizden öpüyorum. Güzel hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. İşte gençler harika, onların yüreği bambaşka, biliyorum aranızda çok. Ben şimdi genç desem herkes elini ayağa kaldıracak. Bütün gençler elini ayağa kaldırsın desem, değil mi? Muhteşem, zaten Türkiye'miz gencecik. İşte burada harikasınız. Bunlar kırmızı yelekliler, muhteşem. Bu Anadolu'nun kadim şehri, Selçuklu'nun başkenti, ismini fıstık, güzel çocuklar harikasınız. İsmini Atatürk'ten alan güzel Alanya, merhaba, merhaba. Size İstanbulluların sevgilerini, selamlarını getirdim. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in selamını getirdim. Ve benim değerli dostum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın selamını getirdim. Biz bugün Millet İttifakı'nın o büyük kadrosuyla, o güzel insanlarıyla aslında buradayız. Sayın Karamollaoğlu'nun, Sayın Davutoğlu'nun, Sayın Babacan'ın, Sayın Uysal'ın selamını getirdim. Görüyorsunuz biz bugün büyük bir ekibiz. Bugün güzel ev sahibimiz, çok saygıdeğer Muhittin Böceğin ev sahipliğinde Alanya'dayız. O benim çok kadim yol arkadaşım, değerli dostum. Ona teşekkür ediyoruz. Ona teşekkür ediyoruz. Evet, gücümüzü neden alıyoruz? Sana anacığım kurban olurum, gücümüzü birlikten alıyoruz. Aynen Anadolu gibi, Anadolu gibi. Bereketli Türkiye gibi güçlü bir ekibiz. Millet İttifakı bu ülkenin en büyük, en kapsamlı buluşmasını gerçekleştirdi. Millet İttifakı tüm renklerini birleştirdi. Çünkü çok önemli bir görevimiz var. Bunun yarattığı güçten korkuya kapılanlar bizi birbirinden çok farklı olarak eleştirmeye kalkıyorlar. Evet, farklıyız. Türkiye birbirinden farklı insanların ortak yurdudur, ortak yurdu. Farklılık bizim gücümüze güç katar. Farklı olmaktan korkmayız biz. Çünkü biliriz ki bu ülke hepimizindir. Biliriz ki biz birbirimizin dermanı, birbirimizin güvencesiyiz. Bu millet depremzede yurttaşlarımıza yardıma koşarken kim kimin farklılığına baktı? Bu millet hangi ferdi, hangimiz depremzedelere bizden mi, onlar mı diye baktı? Bakmaz,
Hiçbirimiz bakmayız biliyorum. Bu milletin içinde öyle güçlü bir kardeşlik hissi var ki kimse o duyguyu söküp atamaz. Sarıkamış'ta, Çanakkale'de, Dumlupınar'da kucak kucağa yatanları kim ayırabilir? Kim ayırabilir? Onların torunlarını hiç kimse ayıramaz. Türkiye ne çekiyorsa milletin bağrındaki kardeşlik hissini anlamayan siyasetçilerden çekiyor. Ondan bundan diyen kişilerden çekiyor. Bakın yakın zamanda onlardan birisi ne yazık ki Adalet Bakanı. Bu milleti ayrıştırarak seçim kazanabileceğini zannediyor. İleri görü konuşuyor. Yüce dinimizi, yüce inancımızı kendi siyasi çıkarlarının bir aracı yapmaktan ar etmiyor. Bakan var, bakan var. Bu neye bakıyor bilmiyorum. Hem de ismi Adalet Bakanı. Şaşıyorum izlerken, şaşıyorum. Bakın, sizin yörenizin bir bakanını hatırlatayım. Allah rahmet eylesin. Bu topraklardan çıktı. Buraya yurtlarıyla, yatırımlarıyla, camileriyle hem maddi hem manevi büyük katkılarda bulundu. Rahmetli Ulaştırma Bakanı, kendisini bilirim, Ahmet Deniz Olgun. Buraya gelmek için indiğimiz Gazi Paşa Havalimanı'nı da o yaptı. Hani niye söylüyorum biliyor musunuz? Hani biri var ya, özellikle altını çizdim bu havalimanının. Biri var ya, her havalimanını ben yaptım diyor. Hani şaşırır burayda der, ben şimdiden uyarayım. Onu rahmetli Deniz Olgun yaptı. Ona kalsa Türkiye'deki her şeyi o yaptı. Sanki ondan önce bu memlekette hiçbir şey yoktu. Allah aşkına yahu biz bakın bu memleket belki yüzyıllardır neredeyse 1000 yıldır taş üstüne taş koyulan bir memleket. Her şeyi ben yaptım diyen akıl tarihini reddeden akıldır. Bana sakın tarihten bahsetmesin o kişi. Onun için biz vefalıyız. Biz geçmişe bakarız. İyi yapanın ismini anarız. Kötü konuşanın ismini de millete havale ederiz. Millete havale ederiz. Şimdi bakın bazı konularda bunların eline kimse su dökemez, onu söyleyeyim. Anadolu'nun çeşitli kentlerinde bizden önce yaptıklarını anlatıyorum. Pek hayırlı işler değil. Bazen İstanbul'da yaptıkları Sülün Osman'a rahmet okutur. Benim sesimi sadece sizin heyecanınız kısar, onu söyleyeyim. Başka kimse kısamaz. Bakın, Alanya'da tam bir Sülün Osman hikayesi anlatayım size, İstanbul'da yapılan. İstanbul'da Başakşehir'de bir arsa var. Askeri alanın tam ortasında, şu karşıdaki dağın oradaki orman gibi bir yer düşünün. Tam ortasında belediyenin işine hiç yaramıyor. Burayı gidiyor bir uyanık birisinden satın alıyor. İçinde ufak bir yer satın alıyor. Kimse oraya ulaşamaz. Yolu bile yok. Çevresi de askeri alan. Alıyor küçük bir paraya. Yakın bir zaman sonra belediyeye kaç liraya satıyor biliyor musunuz? 13 milyon dolar. 13 milyon dolar. Hem de kamulaştırmayla o zamanın İBB'si İstanbul Belediyesi burayı satın alıyor. Peki müfettişlere inceletiyoruz. Bakıyorlar ki arsa kullanılamaz. Hiçbir şey yapılmaz. Ve bize rapor yazdılar. Dediler ki burada büyük bir kamu zararı var. Bunun hesabını sorun. Dedik ki hemen o gün bunu kim satmışsa altında kimin imzası varsa soruşturma açın.
13 milyon dolar. Bakın az değil. Bugünün parasıyla ben zorlanıyorum hesaplamakta. 270 milyon lira. 270. 270. 270 trilyon lira. Kim satmış bunu belediyeye? Bunların ilçe başkanı. Bunların ilçe başkanı satmış. Bugünün parasıyla 270 milyon yani 270 trilyon lira bir kişinin cebine akıtılmış. İşte bunların adaleti bu kadar. Ve hemen tabii dosyayı hazırladık, savcılığa gönderdik. Ne oldu? Şimdi orada burada afra atan sözüm ona buna tehdit yağdıran İçişleri Bakanı dosyanın üstüne çöktü. Buna kimse bakamaz dedi. Buna kimse bakamaz. 2 yıldır bizim soruşturmamız engelleniyor. Bakanlığın rafında duruyor. Milletin parasını cebine akıtan ya da birilerine akıtan herkesten çatır çatır hesap soracağız. Onun için bu düzene son vereceğiz. Bu düzen devam etmesin diyorsanız oyunuzu Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz. Devran değişti. Bakın din istismarında yapmadıklarını bırakmadılar ama milletin tahammülü kalmadı. İnananların temiz gönüllerini siyasi hesaplarınızla artık kirletemezsiniz. Bakın işte bu öyle bir coğrafya ki Toros Dağları'ndan edilen samimi dualar, akıtılan gözyaşları var. Çok güzel insanlar yetiştiren bu maneviyatlı topraklar maddi bereketiyle de tüm Türkiye'mize meyve üretiyor, sebze üretiyor, narenciye üretiyor, canımıza can katıyor. Teşekkürler Alanya, teşekkürler. Bu ülkenin ne anlama geldiğini iyi anlayın. Bakın Millet İttifakı, sevgili dostlar, sizin ayrıştırma siyasetinize milletin vereceği cevap olacak. Bakın bu iktidarın ayrıştırma siyasetine Millet İttifakı ile cevap vereceksiniz. Millet İttifakı birliğin gücüdür. Ayrışmak yok. Sevgili gençler, ayrışmak yok. Sakın ayrışmayın. Birisi doğru yolda giderken yolunu sağa çevirmiş olabilir. İleride belki buluşuruz, bilmem. Yolunu sola çevirmiş olabilir. Onunla da buluşabiliriz, bilemem. Ama siz sakın yolunuzu doğru yoldan ayırmayın. Bu seçim parti seçimi değil. Bu seçim bir rejimden kurtulma seçimi. Sevgili gençler, birleşe birleşe kazanacağız, değil mi? Birleşe kazanacağız. 14 Mayıs'ta milleti ayrıştırmaya kalkan bir avuç insan kaybedecek. Milletin vicdanı galip gelecek. Tertemiz ahlakıyla, merhametiyle, vicdanınızla, tevazusuyla gönüllere girmiş olan Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak. Kemal Kılıçdaroğlu. Bazen şimdi senin yerim çocuklar. Sağ ol bir tanem. Aç bakayım ne yazıyor, aç. Aç bakayım. Dur oğlum, şimdi başımıza soruşturma açtırma oğlum burada şimdi. Neyse, pabucu yarım diyor, sandığa gel de oynayalım diyor. Anladınız siz onu. Alanyalı sever keçi boynuzu pekmezi.
İmamoğlu inatçının ta kendisi. Başarının inatçısıyım. Cumhurbaşkanı yardımcımız hoş geldin. Müzik turizmdir kesinlikle. Müziğin sesini kimseye kıstırtmayacağız kardeşim. Geleceğimizi geri alacağız. Atatürk gençliği görev başında. Pandemi İBAN, yangın İBAN, deprem İBAN. Şimdi İBAN, güle 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 güle. Menemen soğanlı olur. Her aileye bir psikolog, o kadar değil ama psikologların atamasını yapacağız. Ya şimdi bak, bir kardeşim yazmış. Gerçek winner, halkın umudu İmamoğlu. Şimdi, neyse, kesinlikle kazanan Millet İttifakı olacak kardeşim, kesinlikle. Piyasa biz seninle diyorsun, onu tam anlamadım ama Ekrem Başkan piyasa biz seninle e-mailini koymuş. Sonra. Şimdi 7. ok hanımcılık, 8. ok teyzecilik. Teyzelerim benim burada, annelerim burada. Ellerinden öpüyorum. Ellerinden öpüyorum. Oğlum telefon atma. Yavrum telefonunu attın lan. Kerata. Neyse çekelim de öyle verelim bari. Sakın telefon atmayın bak. Başıma maşıma gelir valla. Tamam. Şunu verin ona. Sonra. Buradayım ben. Gitmiyorum. Gitmiyorum bir yere. Sabaha kadar buradayım. Sabaha kadar. Evet. Alanya'da meşhur portakal muz 14 Mayıs'ta Tayyip'i gönderiyoruz. Evine gönderiyoruz, evine. Müzik, eğlence emekçileri diyor ki müzik hayattır, yanınızdayız. İyi ki varsın Eko Başkan. Büyük enişte. Ben senin akrabanım. Dilek benim akrabam var burada kız. Vallahi seninle tanışacağım. Bekle orada. Tamam geleceğim oraya. Görelim tamam. Tamam geleceğim. Gidecek. Geldiği gibi gidecek. Her şeyin sonu var. Bu çile de bitecek. Kesinlikle. Şimdi bazen tek cümle her şeyin tarihin yönünü değiştirir. Bir tek cümle. Umutsuzluktan çıkış yolunu gösterir ve insanları harekete geçirir. Yıkılmaz görünenler yıkılır. Kudretli zannedilenler bir anda zayıflık abidesine döner. İşte şimdi tam öyle bir zamandayız. Türkiye tarihi değiştirecek. Tek bir cümlenin etrafında birleşti. Şimdi o cümlenin ruhunu yaşıyoruz. Sızıyı, isyanı ve talebi dile getiriyor. Üç kelimelik o cümleyi hepiniz biliyorsunuz. Şimdi size hatırlatacağım. Yürekten gelen bir sesle benden sonra siz de aykırın. Hak, hukuk, adalet. Eledim, yapacak bir şey yok. Oğlum bu yere atılır mı? Atılmaz. Tamam. Al. Evet. Doğusu batısı, güneyi kuzeyiyle
dört bir yana hak hukuk olan, hak hukuk adalet olan bir memleket istiyorum. Hep beraber bunu başaracağız, tamam mı? Var mıyız? Hak yemeden ama hakkını da yedirmeden yaşayan onurlu bir milletiz biz. Haksızlık başkasına da yapılsa gönlümüz razı olmaz. Bizim insanımız şerefiyle kazananları sever, şerefiyle kaybedenleri de sever. Ama kazanmak için şerefini kaybedenleri sevmez. Sevmez. Sizler iyi biliyorsunuz. Bu ülkede bazen kazanmak için her şeyi yapabilenler var. Seçim zamanı gelip de kaybedeceklerini görünce her yola başvuranlar var. Vaatleri bile seçime endeksti. Bugün burayı dinleyin lütfen. Bugün İstanbul'da anlattım. Ülkeyi yönetenler 21 yıl sonra bir sabah uyanıp yarısı sizden, yarısı bizden diyerek kentsel dönüşüm kampanyası başlatıyor. Allah aşkına 21 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Seçime bir ay kala yarısı sizden, yarısı bizden diyerek milleti kandırıyorsunuz. Bu millet yer mi? Yemez, yemez, yemez. Bir de tamamen bizden kopyalamışlar. İstanbul yenileniyor kampanyasından. Doğru kopyalasalar başımın üstünde yeri var. Onu da yapamıyorlar. Yeter ki vatandaşın yerine, vatandaşın lehine olsun. Bakın, 100 yılın dönüşümüne başladık diyenlerin nasıl büyük bir ikiyüzlük olduğunu size anlatacağım. Bu proje insanlar evleri yıkılmadan sağlam konutlara geçsin diye yapılıyorsa, vatandaşa şu süreye kadar başvur da yoksa hakkını kaybedersin denir mi? Ya kardeşim, adamın, kadının, vatandaşın evi sakatsa onun zamanı mı olur? Dersin ki yarısını ben veriyorum, yarısını da sen öde, yapayım dersin. Bunu bile seçim malzemesi yaptılar. Yani bu neye benziyor biliyor musunuz sevgili hemşerilerim? Mesela devlet bir hastane açıyor, diyor ki hastaya, ya şu süreye kadar gelirsen seni tedavi edeceğim, yoksa tedavi etmem. Aynı anlama geliyor, aynı anlama. Onun için hem de bunu kuraya tabi tutuyor. Allah bilir o kura nasıl çekilecek. Onun için ne bu başvuruya fırsat vereceğiz, ne o kuraya, yalan kuraya, ikiyüzlüklerine de fırsat vermeyeceğiz. 15 Mayıs'tan sonra bu işin kralını biz yapacağız, biz. Biz yapacağız. Seçim öncesi oy getirir diye yaptıkları hiçbir işi inanmayın. Siz zaten aldanmazsınız, aldanmayın. Dürüst bir yönetim geliyor. Devam ettirip ettiremeyeceklerini vallahi de bilmiyorlar, billahi de bilmiyorlar. Bakın bütün bu söylediklerimi, beni bir evladınız, beni bir ağabeyiniz, beni bir kardeşiniz, yol arkadaşınız kabul edin. İnanın ki bu söylediklerimi bir belediye başkanı olarak söylemiyorum. İnanın bir vatandaş olarak konuştuğum her şeyi, eşim burada, onun yüzüne bakabilen, çocuklarımın yüzüne bakabilen bir baba, bir eş olarak anlatıyorum size, buna inanın. Vatandaş Ekrem, vatandaş Ekrem. İnsanların canıyla seçim kumarı oynayanlara ne yapın biliyor musunuz? Gönderin gitsin, gönderin gitsin. Şimdi sevgili hemşehrilerim, biz risk altındaki herkesin evini, iş yerini yenilemek için büyük seferberlik başlatacağız. Seçim öncesi yaptıklarınızla, söylediklerinizle artık bunların kimseyi kandırmasına müsaade etmeyeceğiz. Seçim ve sandık güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz.
köylerimizde, kasabalarımızda, şehirlerimizde mutlaka Türkiye gönüllerine üye olun. Çok çalışın ama sandık günü de oyumuza sahip çıkmayı ihmal etmeyin. Çok önemli bu konu. Var mıyız? Sandıktan hilesiz, şaibesiz ve tertemiz bir sürecin çıkmasını sağlayacağız. Bunu hep birlikte başaracağız. Her birimiz oyumuza sahip çıkacağız. Kötü niyetlerin niyetlerini kursaklarında bırakacağız. 15 Mayıs sabahı güler yüzlü biz Türkiye'ye uyanacağız. Türkiye'ye. Hemen çalışmaya başlayacağız. Hemen. Göreceksiniz değerli kardeşlerim, sevgili gençler. Çok işimiz var. Devleti toparlayacağız. Cumhuriyeti demokrasiyle, devletimizle, adaletimizle taşlandıracağız. Mutfaktaki yangını biz söndüreceğiz. Paramızı pul olmaktan kurtaracağız. Eğitimde ve sağlıkta büyük atılımlar yapacağız. Bu milletin evlatlarına iş bulacağız. Hiçbir gencimizin umudunu yaban ellere yollamayacağız. Burada bulacaklar, burada. Burada bulacaklar umutlarını. Esnafın, çiftçinin, işçinin ve memurun emeklerinin karşılığını aldığı adaletli bir düzen kuracağız. Emeklinin maaşıyla rahatça geçinmesini sağlayacağız. Cumhurbaşkanımız, 13. Cumhurbaşkanımız ne dedi? 15 bin lirayı ikinci bayramda emeklilere vereceğiz dedi, vereceğiz. Alanya için de çok şey yapacağız. Alanya'nın ihmal edilmiş bütün ulaşım projelerini hızlandıracağız. Antalya-Alanya arası hızlı tren ve otoyolu projelerini bilimin ışığında uzmanların fikirleriyle ama özellikle de Muhittin Böcek dostumla ve sizin kararlarınızla yapacağız. Sizlerle yapacağız. Ortak akılla en doğruyu bulup hızla harekete geçeceğiz. Alanya'nın kentsel dönüşümünü vatandaş için en kolay, en hızlı, en maliyetsiz yöntemle biz yapacağız. Biz işimizi biliyoruz. Ormanlarımızı ve yüreklerimizi yakan yangınlara karşı Alanya'yı güçlendireceğiz. Alanyalı çocukların, gençlerin, kadınların, emeklilerin yanında olacağız. Ben 9 yıldır belediye başkanıyım. Mansur başkanım Ankara'da. İşte Ankara'da, Antalya'da Muhittin başkanım. Hepimiz bu deneyimlerimizi bütün Türkiye'ye yansıtacağız. Alanya resmen bir şehir olmayabilir ama fiilen bir şehirdir. Hem de büyük ve kozmopolit bir şehirdir. Ülkenin dört bir yanından farklı şehirlerin sorunları Ankara'dan alınacak kararlarla çözülemez. Farklı sorunlar bir takım şablonlarla ve kalıplarla da çözülemez. Ben de Mansur Başkanım da şehir yönetiminin inceliklerini çok iyi biliyoruz. Bizim olduğumuz yerde şehirlerin sorunları biter. Vatandaşla uyum ve uzlaşma içinde çözülür. Çünkü ülkenin bazı bölgelerine çözüm üreten bir politika bazen başka bölgelerde aynı şeye yol açmayabilir. Her şehrin, hatta her mahallenin kendi özelliği içinde o sorunu yaşayan o insanların ortak aklıyla çözüm bulursunuz. Onun için geleceğiz. Burada Muhittin Başkan'la konuşacağız. Bu şehrin milletvekilleriyle konuşacağız. Bu şehrin belediye başkanlarıyla konuşacağız. Belediye başkanlarına da A partisi, B partisi diye bakmayacağız. Her seçilen burada. Onların yaptığını yapmayacağız. O bakımdan Alanya'nın kendi özelliklerini elbette dikkate alacağız. Kendi dinamiklerini dikkate alacağız. Bakın biz Millet İttifakı'yız. Geniş bir uzlaşmanın ürünüyüz. Onun için bu seçimde Millet İttifakı'nın milletvekilleri için de o istiyoruz sizden.
Ona göre var mıyız? Şimdi değerli hemşerilerim, bakın biliyorum bazı konular yanlış anlaşılabiliyor. Efendim neymiş? İşte konut satışı ile ilgili yabancılara konut satılmayacak. Hayır. Sadece şunu diyoruz. Konut satma işi başka, vatandaşlık satma işi başka. Biz yurtta sulh, cihanda sulh diyen bir Atatürk'ün evlatlarıyız. Bu ülke barış içerisinde bir ülke olacak. Tabii ki bu ülkenin zenginliklerini yabancı misafirlerimiz paylaşmak isteyebilir. Gelip konut sahibi olabilir. Bunda hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Bu yanlış anlaşılmasın. Ama vatandaşlık satma işine, düzeysizleştirme, seviyesizleştirme işine karşıyız. Bunu düzene koyacağız. Bunu düzene koyacağız. Bizim iktidarımızda oldu bitti olmaz. Hani ben ekonomistim, ben şunun daniskasıyım, bunun daniskasıyım, her şeyi bilirim diyenler var ya, biz onlardan olmayacağız. Biz sorumluluğunu da vatandaşa karşı haddini de bilen yöneticileriz. Oturduğumuz yerden şu saatten sonra şuradaki müziği yasaklayın. Yok öyle şey kardeşim, yok. Şu festival yapılsın, bu festival yapılmasın. İşine bak ya. Her şeyi sen bilemezsin kardeşim. Bırak gençler eğlensin. Eğlensin. Onun için yaşadığınız bütün olumsuzlukları unutun. Onlar tek bir akla, tek bir iradeye dayalı, bilimden, halktan kopuk bir yönetim modelinin yol açtığı sorunlardı. Hepsini unutun. Şimdi ortak akıl zamanı. Milletçe düşüneceğiz. Milletçe çalışacağız. Bir avuç insanın evlatlarıyla değil, 86 milyon insanın evlatlarıyla çalışacağız. Sizinle çalışacağız. Şimdi Türkiye'yi 86 milyonla, Alanya'yı Alanyalılarla ve her şehri o şehrin insanlarıyla birlikte yöneteceğiz. İçinizi ferah tutun. 15 Mayıs'ta çok güzel bir sabaha uyanacağız. Alanya'nın güneşi gibi aydınlık bir dönemi hep birlikte başlatacağız. Milletin yüzü gülecek. Alanya'dan yükselen o pırıl pırıl güneş içimizi ısıtacak, içimizi. 15 Mayıs'ta çok güzel bir başlangıç yapmaya hazır mıyız? Alanya kararını vermiş. Alanya kararını vermiş. Şimdi Alanya, sevgili Alanyalılar. Yörük olduk mu abi? Olduk mu? Tamam mıdır? Tamam. Harika. Bakayım yakışmış mı? Yakışmış. Sesimizi bütün Antalya duysun mu? Hazır mıyız? Her şey! Arka sıralar, şu deniz tarafı, kumsalın üstünde duranlar. Her şey! Her şey! Size kurban olurum. Sizin için çok çalışacağım. Çok. Kalın sağlıcakla.
gelecek. Sana sözünü baharlar gelecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ekrem İmamoğlu'na konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli eşleri Dilek İmamoğlu'na da bugün bizleri yalnız bırakmadığı için şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkürler Alanya. Bugün çok güzeldin Alanya.